KPSS ile ilgili en önemli gözden kaçmaması gereken bulguları mutlaka çocuk hekimi fark etmelidir. Dikkatli ve ilgili bir çocuk hekimi tarafından şüpheli bulunan gelişimde bu hekimler hastayı çocuk nörolojisi uzmanına yönlendirirler. Ama bunu sadece çocuk nörolojisi uzmanı hani muayene ettiğinde iş bitmeyebilir. Çünkü çocukta farklı sorunlar olduğunu söylemiştik. Görme ile ilgili bir sorun varsa onu göz uzmanının, işitme ile ilgili bir problem varsa yine kulak burun boğaz uzmanının değerlendirmesi gerekebilir. Veya iç organları ile ilgili farklı sorunları varsa yine cerrahi ekip tarafından değerlendirilebilir. Aslında işitme ve konuşması bozuk olduğunda işitme ile ve konuşma ile ilgili odyoloji ile ilgili uzmanlar ya da konuşma terapistleri bu bebekleri görebilirler. Her çocuk bütün bu sorunların hepsini taşıyacak diye bir durum yok. Her çocuğun görmesi bozulacak, her çocuk işitmeyecek diye bir sorun yok. Bu sadece normal doğan ve sorunsuz doğan bebeklere göre çok daha fazla ihtimal taşıdıklarını gösterir. Bu uzmanların yani ihtiyacı olduğunda doktorlara yönlendirmesi için çocuk hekimlerine önemli bir görev düşmekte. Zamanında gözlük takan, zamanında işitme cihazı takan çocukların iletişimi de, konuşması da, bize katılımı da iyi olacağı için farklı uzmanların da bu çocuklara yardım ettiğinde alacağımız sonuç da çok daha iyi olmaktadır.